Şimdi kur krizi dediğimiz zaman eskinin, evet, Daniel Olcuk bir anlamda haklı. Daha önceden Türk lirasının yaşadığı kriz diyebileceğimiz ya da kur krizi diyebileceğimiz olaylar ya sabit kurda ya da yönetilen bant dönemlerinde yaşandı. O sabit kuru artık devalüasyon edilir. Bugün baktığımız zaman yılbaşından bu yana, daha doğrusu Ocak ayının sonlarından bu yana Türk lirası dünkü zirvesine göre %45 civarında değer kaybetti. Devalüasyon mu oldu diye sorduğunuzda teknik anlamda evet ya da pratik anlamda evet, teknik anlamda hayır. Çünkü devalüasyon dediğinizde sabit kur rejiminde belli bir kur seviyesinin artık ekonomik dengeleri kaldıramadığı bir yerde o para değerinin bir orana yükseltilmesi, yani değerinin düşürülmesi devalüasyon. Tek seferde yapıldığı için öyle adlandırılır ama dalgalı kur rejiminde olduğunuz zaman buradaki kur hareketleri yükselen, düşen ve yükselen şekilde olsa bile tek hamlede olmadığı için devalüasyon olarak adlandırmak doğru değil ama sonuçta paranız değer kaybedip devalue olduğunda, yani değeri düştüğünde pratikte bir devalüasyon anlamına geliyor. Dalgalı kur rejiminde olma, şu anda dalgalı kur rejimindeyiz. İlk defa bir kriz yaşıyor aslında değiliz. Daha önceden biz bunu 2016 başında da yaşadık. Değişik dönemlerde biz bir takım sorunlar yaşıyoruz fakat diğer ekonomik dengelerle bir araya geldiğinde bu kur krizi gibi algılanıyor ama biz aslında bir takım sorunlar yaşıyoruz. Onların yansıması kurda ortaya çıkıyor. Biz onu orada görüyoruz. Yani bu tek başına bir kur krizi anlamına bana göre gelmiyor. Pratikte, pardon teoride. Ha, pratikte bunu kur krizi derseniz yani diyebilirsiniz. Bir sakıncası yok benim için ama bu dalgalı kur rejimi içinde Türk lirasının değer kaybetmesidir. Adını ne koyarsanız koyun.